Tüm sektörler sermayenin elinde. Maalesef perakende yasası bir türlü çıkmıyor. Çıkmayınca da haksız rekabetle birlikte tabii fiyatlarını regüle edecek esas mahallenin esnafı neredeyse yok noktasına geldi. Veyahut artan nüfusa karşı esnaf sayısında büyük bir artış yok. Enflasyonla mücadelenin en önemli ayağı olan esnaf ve sanatkarların haksız rekabet karşısına dayanacak gücü kalmadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bennevi falan döken sözlerini şöyle sürdürdü. Bununla birlikte tabii ürünlerin fiyatlarını sadece bir tuşla belirleyen hem üretici konumunda hem perakende sektörü dolayısıyla da zincirler esnafı artık çalışamaz hale geldi. Dikkat ederseniz artık sokağınızda, caddenizde neredeyse esnaf kalmadı. Dolayısıyla bu esnafların sayısı azaldıkça da enflasyonla mücadelede rekabet unsuru da ortadan kalktı. Yapılması gereken tek şey piyasada rekabet edecek aktör sayısını artırmak. Yani karşılıklı fiyatların ucuzlamasını temin edecek, maliyetleri düşürecek bir sistem gerekliydi. Bu yıllardır bu şekilde idame ettiriliyordu. Ama her şeyi ben satarım mantığı, benim param var yeterli değil. O zaman ne oluyor? İşte o zaman siz Hakkari'de de, Ankara'da da, İstanbul'da da veya Bursa'da da aynı fiyatları ürün yemek zorunda kalıyorsunuz. Haksız rekabet yüzünden esnafın tezgahtar, çiftçinin ise işçi konumuna geldiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bennevi Palandöken şöyle konuştu. Esnaf yanınızda tezgahtar, aynı şekilde çiftçi de tarlasında işçi konumuna geçiyor. Çünkü fideyi siz veriyorsunuz. Dolayısıyla üretiminizi götürüp teslim ediyorsunuz. Fiyat belirleme işi bir tek kalıyor. O da zaten sizin daha büyük çalıştığınız alanlar olmak üzere perakende sektöründeki aktör sayısı bitiyor. Bununla birlikte tabii artık müteşebbis, yarın ben bu işi genişleteceğim, büyüteceğim veya işte piyasada rekabet edeceğim kimse kalmayınca da sizin yapmış olduğunuz yatırımın karşılığını almaya gayret ediyorsunuz. Bununla birlikte piyasada fiyatların düşmesini, enflasyonun düşmesini beklemek mümkün mü? Bütün dünya ülkeler arasında kendi kendine yetebilecek derecede mahsul yetiştiren, meyve sebze yetiştiren bir ülke konumundaydı. Şimdi maalesef bu kadar bolluğun içerisinde fiyatları geri çekmek mümkün olmuyor. Çünkü rekabet edeceğiniz kimse yok. Maliyetleri de diğer taraftan yapılan masraflarda yükselmek suretiyle fiyatı nihai tüketiciye gerçekten de önemli bir miktarda yansıtmak durumunda kalıyorsunuz. Bununla birlikte tabii yapılacak şey mutlaka bir kuralın koyulması lazım. Her şeyi bol olan ülkemize fiyatları düşürmeme sıkıntısı olduğunu dile getiren Palandöken şunları söyledi. Esnafın da dayanacak gücü kalmadı. Yapılması gereken hafta tatilinin uyulması, en azından bir gün açma kapama saatlerinin belirlenmesi. Dolayısıyla bu işletmelerin ayakta kalabilmesi. Yoksa tencere, tabak, kırtasiye malzemesi, efendim hırdavat malzemesi, işte ayakkabı, terlik veya işte tekstil ürünleri. Ya bunları yapan insanlar vardı. Bunların hepsi yok oluyor. Artık etrafımızda bu tür işletmeler sayıları gün geçtikçe de ya azalıyor ya kapanıyor. Dolayısıyla bütün piyasa rekabeti onlara kalıyor. Bir kere olmazsa olmazı sabah ve akşam açma kapama saatlerinin belirlenmesi. Haftada bir gün mutlaka bu işletmelerin kapatılması. Yani hafta tatilini mutlak ve mutlak uyulması. Piyasadaki rekabet unsurunun oluşması için her şeyi ben satarım mantığından vazgeçilmesi. Hangi ürünü satacaksınız, hangi hijyene dikkat edeceksiniz, hangi ürünlerin ne şekilde muhafaza edileceğini bileceksiniz. Her şeyin kuralı var. Dolayısıyla bunun için de piyasalarda fiyatların inmesini veya enflasyonun düşmesini beklemek gerçekten de zor. Biz bunun için diyoruz ki bir an evvel perakende yasası gündeme gelmeli. Şimdi tam da meclis tatile girmek üzere. Bundan sonraki süreçte açılır açılmaz perakende yasası ilk madde olmalı. Zaman zaman söylemleri oluyor. Esnafın sattığı ürünlerin dışındaki ürünlerin satılmasıyla mücadele edilmesi lazım gelirken esnafın bu derecede
yok olmasına neden olan bir sistemin idame ettirilmesi esnaf açısından çok olumsuz. Yani ne müteşebbüs, ne sermayenin elindeki bu büyük mağazaların farklı bir konsepte gelişmiş ülkelerdeki olduğu gibi dikkat edilerek sokaktaki esnafın mutlak ve mutlaka bunlara karşı rekabet edebilmek gücü için desteklerin artırılması lazım. Her konuda destek verildiği zaman inanın ki artık piyasalarda fiyatlar siz de izlediğiniz zaman göreceksiniz. Mutlak bir kural geldiği zaman fiyatlar ve enflasyonun indiğini.